Bilindiği üzere 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugüne kadar reform, dönüşüm, istikrar, atılım gibi adlar altında onlarca program, paket açıklamışlardır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeğiyle geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunlar daha ağırlaştıran düzenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hazine ve Maliye Bakanı katılımıyla düzenlenen toplantıda kamuda verimlilik ve tasarruf adlı bir paket daha açıklanmıştır. Ancak bu cilalı kavramlarla ambalajlayıp piyasaya sürülen paketin içerisine baktığımızda tabloda tamamen değişmektedir. Şu sorulara cevap verdiğimizde söz konusu paketin içeriği daha iyi anlaşılır. Sorularımızı soruyoruz. Bir israf mı var? Neden tasarrufa ihtiyaç duyuyorsunuz? Eğer ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir? Pakete göre nelerden, nerelerden tasarruf edilecek? Tasarrufu kim ya da kimler yapacak? Kimler kemer sıkacak? Kamu verimsiz ise sorumlusu kim? Verimli arttırmak için neler yapılacak? Bu soruların cevapları bizim açımızda oldukça net. Evet, bu ülkede yıllardır sürdürülen bir israf var. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler, muafiyetler, indirimler, istisnalar, aflarla bir kalemde silindiğini sanırım bilmeyen yoktur. Güvenli gelecek vergide adalet. Emeğiyle geçinen kesimler olarak bizlere yoksullaştırılan halka bütün fatura yıkılmak isteniyor. Biz de Türkiye halkları olarak, Türkiye'nin işçileri, emekçileri, emeklileri olarak bunun karşısında her türlü fiili meşru mücadele hakkımızı kullanacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak her seferinde fedakarlık yapan, kemer sıkan, emeğin karşılığını almadan kazan dairesinde canhıraş çalışan, geminin yol almasını sağlayan işçiler, emekçiler, yani bizler olmuşuzdur. %1'lik asala kesim ise biz işçilerin, emekçilerin emeğiyle su üstünde kalabilen geminin özel kameralarında lüks bir hayat sürmeye devam edenlerden tasarruf bekliyoruz. Tüm bunlara rağmen iktidar kamuda verimlilik ve tasarruf paketi adını verdiği paketle yoksulun cebinde alıp zenginin cebinde aktarmayı temel alan bu düzenlemenin bekası için bir kez daha emekçilere, halka kemer sıkın çağrısı yapılmaktadır. Bu pakete göre kamu hizmetlerine ve yatırımlarına ayrılan kaynaklar daha da azalacaktır. Bu durumda önümüzdeki 3 yıl boyunca yeni okul, hastane, kreş, sığınma evi gibi kamu hizmet ve birimleri açılmayacaktır. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise toplumun %99'undan daha fazla yoksullaşması pahasına, ülke kaynakların vergilerimizin %1'lik kesimine aktarılmasına dayalı israf düzenine son verilmelidir. Bu nedenle başta sendikalar, konfederasyonlar, meslek örgütleri olmak üzere tüm emek örgütlerini kamu hizmetlerinde yararlanma hakkı yok edilmek istenen vatandaşlarımızı, işçileri, emekçileri kamuda işe girme imkanı ortadan kaldırarak işsiz bırakılmak istenen gençleri, güvensiz çalışmanın dayanı haline getirilmek istenen kadınları bu saldırı ve tasfiye paketine karşı omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Sefalete mahkum olmayacağız. Sefalete mahkum olmayacağız. Sefalete mahkum olmayacağız.